turuncu, mavi, yeşil, pembe. Hangisini seçeceksiniz? En sevdiğinizi seçin. Tarık kıyafet değiştirmeye karar verdi. Aa hayır. Hep aynı şeyleri giyiyorsun. Koyu tonlar ve garip şekiller. Tarık'ın kız kardeşi Jale'nin bunları beğenmemesine şaşmamalı. En azından şu kırmızı tişörtü bir dene. Olmaz. Bu gotik değil. Bunu çözmenin tek bir yolu var. Tek renkli meydan okuma. Merhaba Sema. Hemen heyecanlanmayın bakalım. Sana mavi, sana da pembe. Çok yakıştı. Demek bunlar en sevdiğiniz renkler değil, öyle mi? Bu kavgayı sona erdirmenin zamanı geldi. Meydan okuma başladı. Bütün günü sadece mavi ve pembeyle geçireceksiniz. Acaba bundan nasıl kurtulacağız? Tarık gerçekten zorlanıyor. Resmen Barbie bebek gibiyim. Bütün gün nasıl pembe olacağım ki? Bu pembe beni şişman gösteriyor mu? Resmen tatlı küçük domuzcuk gibi. Jale'nin hoşuna gitti. Mavi çok moda. Ne güzel bir elbise. Ama biraz daha rahat bir şeyler giymek daha iyi olur. Kot tulumlar oldukça şık. İşte Tarık'ın pembe şapkası. Pek de beğenmedi. Benimle dalga geçmeyi bırak. Bunun hesabını sorarım ama. Giyim kuşamı biraz daha ayrıntılı bir şekilde planlamanın zamanı geldi. İşte sıradaki meydan okuma. Makyaj. Jale'nin burada avantajı var. Çünkü tecrübeli. Fakat Tarık'ın gerçekten yardıma ihtiyacı var. Endişelenme kardeşim. Yüzüne biraz sim sürüp bu pembe şeyi kafana taktık mı tamamdır. Peki ya çok havalı bir dövmeye ne dersin? Jale iş başında. Geriye kalan tek şey Tarık'ın gözlerini kapatması ve kız kardeşine güvenmesi. Ama bu bir hataydı. Tarık'ın seçtiği ejderhadan biraz farklı duruyor. Şimdi dövmeyi saç sprey ile sabitleyelim ve sakalını süsleyelim. Pembe renkle tabii ki. Kurallara uymalıyız. Tamam, aynaya bak hadi. Tarık şokta. Birisi ambulansı arasın. Tamam tamam bir şey yok. Pembeden nefret ediyor o kadar. Erkekler ne kadar hassas. Bir pembe gömlek giydi ve hemen bayıldı. Yüzüne biraz daha sim sürelim. Bulut dövmesini görmesi iyi olmadı. İntikam zamanı. Şimdi Tarık Jale'ye aynılarını yapacak. Amatörlerin tırnaklarınıza oje sürmeye çalışması biraz korkutucu. Tarık bence normal oje ve jel oje arasındaki farkın ne olduğunu bilmiyor. Çivit mavisi ve gök mavisinin tamamen farklı tonlarda olduğundan haberi bile yok. Deniyor ama gerçekten pek iyi gitmiyor. Şu şeytan tırnaklarına bak. Pek de iyi bir manikür olmadı. Yine de Tarık çok eğleniyor. Makyaj sanatçısı olmaya karar verdi. Ne kadar zor olabilir ki? Geniş bir renk paleti ve her türlü fırça var. Göz kapağına biraz uyguladım mı tamamdır. Ah, mavi maskara bile var. Lütfen gözümü çıkarma. Tarık yaptığı işten memnun. Jale pek de öyle düşünmüyor. Daha gidecek çok yolu var. Fakat moda ikonu Tarık bunun yeterli olmadığından emin. Saçını da boyamam gerekiyor. İşte parlak ve çok cesur. Dönüşümü bu mavi saçla şimdilik bitirebiliriz. Ama sonra yapılacak çok şey var. Geçici odalar kurabileceğimiz bir yer düşünme zamanı. Jale hemen bir yer buldu. Duvarlar zaten mavi. Mükemmel. Ancak biraz dekor etmekten zarar gelmez. Duvarı mavi bir battaniyeyle örtelim. Güzel bir armut koltuğu da koyalım. Bir sürü de minder.
Buraya da bir çiçek ve tüm eşyalar için güzel bir masa. Köşe içinde güzel bir tül, mavinin insana yatıştırdığı ve güven verdiği söylenir. Belki de Jale bu yüzden mücadelenin galibi gibi hissediyor. Ah, mükemmel mavi rahatlığı. Tarık bunu kendi başına başaramaz. Onda bendeki göz yok. İşte orada. Kardeşini flamingo odasında çağırmaya hazır. Tarık da bir şeyler yapmayı başardı. Pembe kanepeyi sürükleyerek getirdi. Ama bu yeterli değil. Annesinden pembe bir masa ödünç alması gerekiyor. Ve biraz da dekor. Bu tüller çok güzel olacak. Evet, pembe bir bavul. Neden olmasın? Bu saatte çok güzel oldu. Şimdi biraz rahatlayabilir. Pembe küçük odasında biraz rock dinliyor. Kardeşi bile tasarımı takdir ediyor. Peki Jale daha iyisini yapar mıydı? Herhalde. İşte erkeklerin yapacağı da bu kadar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Madem beni gıcık ettin, ben de bunları kendim yerim. Ama çocuklara da vermek zorundasın. Çocuklar abur cubur yer. Al sana da bir çiçek. İyi, öyle olsun bakalım. Eğer gürültü başınızı ağrıtırsa çocukları mavi yuvaya gönderebilirsiniz. Jale de bunun iyi bir fikir olduğunu kabul ediyor. Umarım küçük şakacılar mavi odayı yıkmazlar. Aa, burada da atıştırmalıklar var. Çok güzel. İşe gitme zamanı. Bu arabayla iş yerine hemen gideceğim. Sadece bir sorun var. Araba mavi. Hey Tarık, nereye gidiyorsun? Araba bugün bende. Unutma, senin de pembe bir arabaya ihtiyacın olacak. Kurallar böyle. Al bak, sana kaykay veriyorum. Bugün şehirdeki en şık kaykaycı sen olacaksın. Arabandan ayrılmak çok üzücü. Ah, umarım bir yere çarpmaz. Neden siyah bir araba almadım ki? En azından o zaman o da alamazdı. Ve şimdi Tarık bir kaykayla nasıl kayacağını hatırlamak zorunda. Pek de iyi gitmiyor ama yürümekten daha iyidir. Bugün çok yorucuydu. Çok acıktık. Unutmayın, kurallar yiyecekler için de geçerli. Basit bir görev değil. Ama yapabiliriz. Hadi başlayalım. Tarık'ın bir paket marshmallow'u var. İyi başlangıç. Jale daha ciddi bir şeyler pişiriyor gibi görünüyor. Yumurtaları ayırmak mı? Hiç kolay değil. Tarık bu arada marshmallow'larına limon sıkıyor. Ve tabağı mikrodalgaya koyuyor. Şimdi bekleyelim bakalım. Jale'nin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yumurta akını pudra şekeriyle çırpalım. Biraz da marshmallow'lara ekleyelim. Tarık karıştırmakta zorlanıyor. Kaseye biraz boya ekliyor. Kırmızı ve mavi. Jale'nin badem unu var. Ve Tarık şekerleri ayıklıyor. Tam bir prenses. Ama sadece pembe olanları seçmek zorunda. Jale pişirme kağıdını hazırlıyor. Tarık şekerleri karışıma ekliyor. En azından artık mavi içecek bulmak zorunda değil. Tarık işine devam ediyor. Tatlısını dekore etmeye ve dev bir bonibona dönüştürmeye karar verdi. Jale de dev bir makaron yapıyor. Birkaç damla mavi gıda boyası ve işte.
Diğer yarısını da üstüne koyalım ve yemeğe hazır. Herkes kendi yemeğini yiyecek tabii ki. Harika. Biz gerçek bir aşçıyız. Eğlenirken zaman akıp gidiyor. Şimdi değişim zamanı. İşte tekrar kavga ediyorlar. Muhtemelen hala hangi rengin en iyi olduğuna karar vermeye çalışıyorlar. 24 saat doldu. Sonunda bitirebiliriz. Aa, böyle çok daha iyi. Bu kıyafetle daha iyi hissediyorum. Bir anlaşma yapalım. Daha fazla meydan okuma yok. Ve sonunda bir şey için aynı karar verdiler. Tek renk meydan okuma yarışmamızı sevdiniz mi? Öyleyse siz hangi renk olmak isterdiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.